Allah. Bir şöyle zaten biliyorsunuz Şimo'yu kaybettiğimden yani kaybettiğim hafta 5-6 gün neredeyse bilgisayarı hiç oturmadım. Sosyal medyayı hiç açmadım. Ondan sonra ufak ufak böyle mesajlara bakmaya girdim. Ee, işte o süre okudum mesajlarınızı. İyi de geldi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ya ne kadar böyle toksiklerim oksiklerim laf da orada en toksiği bile ondan önce böyle mesajlar atmış. Amına vurduğum yayın açana şükürüm seni diyen adam bile böyle bu kadar mesaj atabilmiş. Şöyle bir şey olmuştum o gün. Kötü olmuştum yani. Ama iyi geldi. E, teşekkür ederim. Bütün Şimo için güzel dileklerinizi okudum. Teşekkürler. Çok da böyle üzerinde la yapmak istemediğim bir konu anlayış göstereceğinizi düşünerek. Başımızdan öyle talihsiz, üzücü, boktan bir durum geçti. Ama ay, hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. insanlar yani ben hep söylerim ya. Bu hayat kayıplarımızla, acılarımızla, mutluluklarımızla mix bir hayat. Yaşayacağız bunları. Yapacak bir şey yok. E i̇şin boktan tarafı sadece ben böyle o son hafta hani bir evcil hayvanının ölmesi, onu kaybetmek üzerine yaptığım konuşmadan sonra bunun yaşanması çok enteresan. Hani böyle bir şey hazır değilim, böyle bir şeyin ne kadar zor olduğundan bahsedip üstüne bunun olması ne yazık ki üzücü. Çok ani olması çok üzücü. Biliyorum hepiniz böyle bu konuyla ilgili konuşmamı beklemişsinizdir, merak etmişsinizdir. İlk defa yaşamıyorum. 14 yıllık köpeğimi de kaybeden biri olarak. Ama Şimon'un yeri tabii çok başkaydı. Umarım güzel bir şekilde bizi izliyordur. Arkadaşlarıyla oynaşıyordur. Bol bol yemeğini yiyip toksikliğine devam ediyordur. Özleyeceğiz onu yani her zaman özleyeceğim. Şimdi ben tabii üstüne böyle çok kapattım kapattım kendimi sıktım. Normal hayatıma devam etmeye çalıştım son 3 beş gündür ama şu yayında bu konunun açılacağını bildiğim için böyle bir şey oluyorsun nasıl diyeyim. Tüylerim diken diken şu an normalde öyle değildim 5-6 gündür işte yani Açmış açtığımı düşünüyordum. O yüzden çok üstüne durmayalım. İlla ki konuşuruz zaten. <laughs> neden rahmetli oldu? Neden öldü? <laughs> Valla o çok boktan bir hikaye ya. Siktir edelim bence. Anlatırım. Yani boş ver yani. Hani... Garip. Anlatırım belki bu Bu yayının başında böyle şey olmak istemiyorum. Ne sizi de ne kendimi de. Zaten bir 10 gündür bununla mücadele ediyorum gerek... Hayır, toksiklemek değil arkadaşlar bu. Ben olsam ben de merak ederim. Yani bir hafta önce şurada yanında oturan, şu koltukta oturan kedi bir de işin garip tarafı birkaç kişi tepki göstermiş haliyle. Ulan bir tane kedi ölmüş ne abarttınız tarzında yorumlar okudum. Ee, şunu atlıyor insanlar. Birçok kişi kedi sahiplenemiyor. Birçok kişi kedi alamıyor. İşte ailesini ikna edemiyor. Kendi cesaret edemiyor. Ama Şimon'un hikayesi şöyle özel, ben bu piyasaya, bu işlere girdiğim çok yeni döneminde sahiplendiğim ve aslında hepinizin bu anlara şahit olmasıyla birlikte gelişen bir serüven var ortada. Yani siz onun neredeyse 2-3 aylık halinden 5-6 yaşına kadar ki haline kadar biliyorsunuz. Sizinle büyüdü. Yazımda o yüzden söyledim hani bu aslında sizin de kediniz diye. Ee, ama... Onu anlamayanlar olacaktır. Çok takılmayın. Editlerinizden biraz kaçtım. İlk beş gün falan hiç edit izlemedim. Çünkü herkes edit yapıyordu. Kapı çaldı biliyorum biliyorum. Ondan sonra Cima. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Konuyu açtıysak, üzdüysek yok oğlum. Ya bunun kaçışı yok oğlum. Kaçabileceğim bir şey değil. Ya. Her gün yüzleştiğim bir şey amına koyayım. Buraya oturuyorum. Aklıma geliyor. Yukarı gidiyorum. Aklıma gidiyor. Sabah kalkıyorum. Hep durduğu yerde yok. Bu, bu konuyu açmanız beni üzmez. Zaten üzücü bir durum yani.